Son kez. Bir. Of. Ah, iki. Tamam. Daha fazla zorlama artık. Ya aslında bütün ilaçları alıyorum, ona rağmen çok ağrıyor. Ne yapacağız? Dua et, profesyonel sporcusun. Alışkın olmasaydın daha çok zorlanırdın herhalde. Hakkımda araştırma yapılmış galiba. Yok canım, sen gelmeden önce de biliyordum. O zaman futbolla ilgiliyiz herhalde. Hayır, daha çok Alev hemşireyle ilgili olarak duymuştum. Ha. Ne duydun peki? Dikkatli ol dediler. Özellikle sapık revirciyle çapkın postaya dikkat et dediler. Allah Allah. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Abartmışlar. Bence gayet efendi bir çocuksun. Vallahi. Halbuki herkes senin küstah ve şımarık olduğundan bahsetmişti. Vallahi. Yok yok, öyle değilsin. Vallahi. Vallahi. İyi o zaman. Mehmet. Sen mi yaptın? Sağ ol Foto, ben de iyiyim. Sen mi yaptın Mehmet? Sen ver cevabını. Sence ben mi yaptım? Sen böyle bir şey yapmazsın. Özür dilerim. Ya boş ver. En azından bizimkilerden daha delikanlısın. Onlar arkamdan dedikodu yapıyorlar. Gerçi hala yüzüme gelip bir şey söyleyen olmadı ama. Nasıl böyle bir şey yaparlar Seyfi? Hala aklım almıyor. Yaparlar abicim. Burada bin türlü adam var. Levent Üstemin'e yaranmak için bile yaparlar. Baban nasıl? Üzülmüştür. Üzüntüyü geç. Çok kötü mahcup oldu Levent Üstemin'e. Ya Mehmet. Efendim? Seyfi'ye ne olacak? Merak etme, bir şey olmaz. Zaten daha savunmasının dosyaya girmediler, tamam? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ya bu sefer seçmeleri bile almadılar. Sen albaysın, öğretmenimle konuşsana. Ah çok güzel. İstersen gideyim darbe yapayım, dans kulübüne el koyayım ha? Süper olur. Beni dans kulübüne almayanları sürgüne yollarsın. Ve subhanallah. Git başımdan kızım. Bin küsür askerle uğraşıyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Dans kulübüm falan eksik kalsın. Aşk olsun ya. Gel. Müsaitseniz şu dosyaları bırakacaktım komutanım. Gel Deniz, gel. Küçük hanımın morali bozuk galiba. Okulda dans kulübüne almıyorlarmış da falan da filan. Ya baba, herkese niye anlatıyorsun? Suzan! Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Ya baba ya! Sinyor, Levent Üstemir'le konuştun mu bugün hiç? Ne diyeyim? Abi git bir özür dile ya. Ha, ne bileyim, belki affeder. Ya boş verin be abi. Çocuk değilim ki özürle gidip işimi halledeyim. Başından beri neler olabileceğini biliyordum zaten. Oğlum bir halt ettik. Cezamızı da çekeceğiz. Aman çocuklar ya. Bu lafları hep Hamza'dan öğreniyorsunuz ha. Sen onlara kulak asma kardeşim. Bu zamanda gemisini yürütene kaptan diyorlar. Ya sinyorcan. Oğlum sen onları dinle be. Bak benim aklıma uyarsan sonu kötü oluyor işte. Boşuna dememiş de Klaus'ya arıza olanın burnu. Şimdi o burnunu var ya. Tamam ula tamam. Mizah esprisini anlamıyorsunuz hiç. Yok abicim, bu durumda gidip kimseye yalvaramam. Ya durun bakalım ya. Ya belki de Mehmet'in dediği gibi bir şey olmaz. Belki de. Ya sinyor. Bak ben Mehmet'i çok severim abi ama. Ya şu sıralar ona pek güvenme be. Kafası karışık, sinirli biraz. O ne demek ya? Aranızın bozuk olduğunu hepimiz biliyoruz oğlum. Yani E'si babacanlar Mehmet ispiyonlamış olabilir belki diye düşünüyorlar. Beyler, beyler. Beni düşündüğünüzü biliyorum, eyvallah. Ama oğlum aklınızı mı kaçırdınız lan siz? Mehmet, bizim yazıcı Mehmet beni ispiyonlayacak. Arkadaşınızı iyi tanıyın oğlum. Öyle iki atıştık, iki takıştık diye Mehmet gidip de beni ispiyonlamaz. Söyleyeceği bir şey varsa gelir, suratıma söyler, gerekirse kavga eder ama beni ispiyonlamaz. Helal olsun be sinyor, yürü be. Kim tutar seni ha?
Hayrola? Parola sormuyor muyuz? Görmedim geldiğini. Defter nerede? Burada işte, al. Dedim var mı? Var. Fener? Bilmiyorum abi, o da buralarda bir yerdedir. Ne demek bilmiyorum? Yakınlık yapma Mehmet, yazarım bak. Yazmazsan ayıp sana be. Ne oldu cicim? Benim gözü oldu, kapının kolu elinde kaldı. Öyle gibi asılırsan elinde kalır tabi. İçeride kaldık bu adamla ya. Sinirlendirme beni bak. Burada seninle kalmaya çok niyetli değilim. Ah ah canım benim, bak üzüldüm şimdi ya. Problem nedir Ahmet Başçavuşum? Komutanım, biz Arıza Hamza'yı onbaşılık sınavlarına sokmaya karar verdik ya. Gökhan Efendi de onbaşılık sınavlarına girebilmek için arıza olmaya karar vermiş. Yemekhaneyi gürültüyle yıkıyordu vallahi. Gökhan da aklı sıra arızalık yapıyor, öyle mi? Aynen öyle komutanım. Sence bundan onbaşı olur mu başçavuşum? Vallahi bu göbekle biraz zor komutanım. Yok komutanım, ben onbaşı olmaktan falan vazgeçtim. Çok özür dilerim, bir hata yaptım. Sana soran oldu mu asker? Hayır komutanım, soran olmadı. Çok özür dilerim komutanım. Onbaşı olmayı çok mu istiyorsun? Evet komutanım. Komando olamadım, bari onbaşı olayım. Gerçekten çok mu istiyorsun? Evet komutanım. Sınava kadar çalışacak ve fazla kilolarını vereceksin. Eğer yeterince gayret gösterdiğini görürsem seni sınava sokarım. Vallahi mi komutanım? Onbaşı mı olacağım? Eğer fazla kilolarını verirsem. Siz çok yaşayın komutanım. Söz veriyorum, kilolarımın hepsini vereceğim. Çok çalışacağım vallahi. Hadi bakalım. Ya biraz da sen otur. Yok kalsın. Sorun nöbette oturuyor diye rapor edersin sen. Saçmalama lan. Yapar mıyım ben öyle şey? Yapmazsın be. Biz birbirimizi ispiyonlamayız. Öyle. Ne kadar kızgın olsak bile. Nasıl çıkacağız buradan? Bir sonraki nöbetçi gelene kadar bekleyeceğiz. Of. Bana bak. Gerçekten hoşlanıyor musun Pado'dan? Bilmiyorum. Ama aramızda hiçbir şey yok. Bak bunu kafana sok ha. İyi be, bağırma. Hiçbir zaman seni kıracak bir şey yapmam Mehmet. Sen benim arkadaşımsın. Sen de benim. Zaten seni mutlu edecek hiçbir şey beni kırmaz. Saçmaladım. Kusura bakma. Sizi aşıklar sizi. Hamza, senin ne işin var burada? Devreye gelmeyince merak ettik babacın. Nöbet geri bırakılır mı? Çabuk yerine. İyi be, gideriz. Hayretmiş. Hamza! Buraya gel! Hamza! Kapının kolu çıktı! Hamza! Hamza! Ne? Kapının kolunu söktü bu. Gel buraya! Abi açsana şu kapıyı lütfen! Siz biraz öyle kalın da aklınız başınıza gelsin bakayım.